Bir başka önemli konu mesela aile bireyleri işte eş, kadın, erkek oturdular. İslah için yardım edecek olan da orada oturuyor. Bir bakıyorsun erkek yani öldürdü öldürecek sert konuşuyor. Şöyle ederim böyle ederim. Veya kadın hüngür hüngür ağlıyor. Ben bu günlerimi görecektim diyor. Birinin gözyaşları, öbürünün tehditleri, öbürünün mangalda kül bırakmaz denir ya sözleri asıyor kesiyor. Eğer ıslah etmek için orada oturan o kadının gözyaşlarından etkileniyorsa öbürünün de şöyle ettim böyle ettim çocuğumun ölüsünü göreyim de işte cennete girmeyeyim de böyle çirkin çirkin sözler söylüyor. Eğer bu tip sözler karar verecek kimseyi etkiliyorsa yani hocayı o büyüğü etkiliyorsa bu işi bırakmalıdır. Sen haklıyı aramıyorsun, gözleşini iyi akıtanı arıyorsun o zaman. Çünkü iyi bir zalim ama güzel de gözleşi akıtıyor olabilir. Ben özel tecrübemi anlatayım. Bu herkes için geçerli değil, ayet değil dediğim neticede benim dedim ya binlerce dinlediğim aile meclisinde dikkatimi çeken şeylerden biri. Bana gelip hanımını şikayet eden erkekler söze başlarken vallahi hoca efendi, hocam ya ben de insanım yani biliyorum bende de bazı eşeklikler var ama karımınkiler bir başka dedi mi anlıyorum bu adam beni kandırmaya çalışıyor. Onu yüzde otuz hemen kabahatli görüyor aklım. Yani güya şimdi o kadar adaletli düşünüyor ki yani hanımın da hakkını koruyor aslında yoksa zalim değil. Umumiyetle de bu tip anlatım yapanlar yani bende de hata olabilir ama karı da çok hata var diyenler bakıyorum sonra hep bu işin zalimi çıkıyorlar. Onun için oturup da biz böyle bir ıslah vazifesi yapıyorsak göz yaşından etkilenmeyeceğiz. Tehditten de etkilenmeyeceğiz. Orada orijinal kimliğimizi koruyabiliyorsak bu görevi yapabiliriz. Ağlayanla ağlıyorsun. Höt deyince de sen de korkuyorsun. E sen o zaman taraflardan bir taraf olmuş olursun. Ve 11. tavsiyemiz eğer bu sulh olmayacak kanaatimiz birinci oturumda 3 ay sonra bir oturum daha yaptık o oturumda veya 10 gün sonra diğer arkadaşlardan destek aldık anladık ki bu olmayacak. Buna rağmen boşama kavramına, boşama düzeyine geçmiyoruz. Teklif olarak diyoruz ki bu yuvayı bir süreliğine askıya alalım. Hanım kardeşimiz babasının evine gitsin, üç ay orada dursun. Erkek de kapıyı kitlesin, babasının evinde dursun. Mesela işte bir Şubat'ta başladık, bir Mayıs'ta geleceksiniz bir daha evinize. Ayrılık yani bedenlerin birbirlerinden ayrılması ve birbirlerinin mesajlarına mesaj çekmemeleri, mesajlarına bakmamaları şartıyla, kışkırtıcıları dinlememeleri şartıyla bir nebze aklını başına getirmeye yardımcı olabilir. Ama bu ilaçla tedavi olmayan hastayı ameliyat yapmak gibi bir şey. Riski çok yüksek bunun. Gidip bir daha geri gelmeyebilir. Fakat buna da ne zaman karar veriyoruz? Pes ettik, bitti. Bunlar bu akşam biz tekrar evde oturun desek kavga edecekler, birbirini yiyecekler diye korktuğumuz noktada getiriyoruz. Bu da sonuç vermediyse o zaman geliyoruz 12. noktada diyoruz ki boşanmada rahmettir. Evet boşanma kötü ama polis çağırıp karakollarda hastanelerde sonuçlanan aile yuvalarından daha iyidir. Anne baba kavga ettiği için çocukların sokak serserisi olabileceği sonuçtan çok daha iyidir. Abiler, dayılar, amcalar birbirine girdi, kavga gürültü oldu. Ondan daha iyidir. Boşama çok kötü bir şey. Allah'ın hoşlanmadığı bir şey ama serbest de bıraktığı bir şey. Bu kararı bir erkek gergin sinirli anında verirse sonra pişman olur. Onlarla bir ay, iki ay, beş terapi, on terapi uğraşmış bir beyefendi, her ikisinin de kabul ettiği bir psikolog, aile danışmanı, hoca efendi, yaşlı bir amca, kimse, o bu kararı vermesi, çocuklar avukata gidin, kavgasız, gürültüsüz anlaşın, ayrılın dediyse bunun rahmet olacağını düşünürüz. Zira hapishanelerde yeteri kadar aile yüzünden harap olmuş erkekler ve kadınlar var. Kardeşlerim dilerim Allahu Teala daha iyi ailelerde, daha sorunsuz erkekler ve sorunsuz kadınlar olarak yaşadığımız çocuklarımızı mümin, muvahhid, mücahid, alim yetiştireceğimiz yuvalara sahip olduğumuz günleri bize gösterir. Rabbim kolay etsin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.